pazarlar değerli izleyiciler. Bir Kuşak Farkı programında daha Reşat Çalışlar'la birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Reşat, Ece Üner. Ece Üner. Onu tanıtacağız daha sonra. Evet. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Şimdi seninle ilgili küçük bir tanıtım filmimiz, ETR'miz var. Onu izleyelim, sonra sohbete geçelim. Ece Üner 1981'de doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. Ece Üner, 2012'den beri enine boyuna programını sunmaktadır. Evet değerli izleyiciler, Ece Üner'le birlikteyiz Kuşak Farkı programında. Ece, hayırlı olsun önce, hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Seni çok tanıtmamıza gerek yok. Gazeteci, televizyoncu, yazar. Aynı zamanda bir gazeteci ailenin, daha önce de Kuşak Farkı programından 4 yıl önce babanla birlikte konuk etmiştik. Evet. Dinç Bey'i. Nasıl, iyi midir? Keyfi yerinde. Keyfi yerinde. İkinci üniversitesini bitirdi, hukuk okudu. Çok memnun hayatımda. Evet. Şimdi bugün seni çağırmamızın sebebi Kuşak Farkı programı ama aynı zamanda bir de eserin var. O eserini de keyifle Reşat'la birlikte okuduk. Şimdi gösterelim izleyicilerimize. Olduğu gibi Ece Üner'in şiirleri. Şimdi kitabında Tarih adlı bir şiir var. Tarih dediğin kazananların magazin haberleri. Bizim hikayelerimiz hep üçüncü sayfa diyorsun. Tarih neden kazananların magazin haberleri? Çünkü klişesidir. Yani tarihi okuyan herkese önce öğretilen odur. Tarihi kazananlar yazar diye, kaybedenlerin sözü geçmez diye. Hatta işte senin seveceğini tahmin ettiğim bu Çavdar Tarlası'nda Çocuklar, Catcher in the Rye, J.D. Salinger'ın eserinde işte hayat bir oyundur, oyun mu oyun değildir diyor. Hayat asların takımında olanlar için, kazananlar için oyundur. Yoksa oyun mu oyun değildir. Tamamen mantığı bu. Şimdi şöyle de bir söz var. Tarih üzerinde birleşilen yalanların toplamıdır. Aynen öyle. Üzerinde anlaşılmış yalanlardır, doğru. Artık kesinleştirilmiş, uydurulmuş. Ama tabii yani bu resmi tarih belki de. Bir de sivil tarih var. Yani sözlü tarih var. Belki o sözlü tarih şimdi daha kolay zapt edilebiliyor, rapt edilebiliyor. Eskiden tabii yazılı tarih olmayan dönemlerde o yoktu. Yoktu, evet. Şimdi çok daha o konuda bir de karşılaştırma imkanı bulduğumuz bir dönemdeyiz. Birbiriyle sağlamasını yapma imkanı bulduğumuz bir dönemdeyiz. Belki evet daha avantajlı. Bizim hikayelerimiz hep üçüncü sayfa diyorsun bir evet. De. Şimdi üçüncü, ne demek istiyorsun? Üçüncü sayfa haberciliğine benzer kendinde bir deneyimin var değil mi? Var. Show TV'de. Onu biraz açabilir misin? Ne tarz haberler sunuyordun? Yani reyting savaşı. Reyting savaşı. İşte Oral abi konuştuk. Yani çok kanlı bir savaş o. Hakikaten çok kanlı. Zaten bu Ted Turner'ın lafıydı galiba. Bir şey kanıyorsa, if it bleeds it bleeds der ya, bir şey kanıyorsa evet. Önde gider, işte birinci olur veyahut da malı götürür diyeyim. Hakikaten her şeyin çok uçlarda yaşandığı, işte bir cinayet haberi ise sonuna kadar, işte bir toplumda yani izleyiciyi dikkat üzerinde ve diken üstünde dikkatle tutmak. Dikkatle, aynen öyle izletebilmek için. Orada vahşi bir savaş var. Yani orman kanunları geçerli daha diyeyim. Büyük balığın küçük balığı yuttuğu bir ortam var. Ve tabii üçüncü sayfa haberleri bizim toplumumuzda maalesef şöyle bir hipokrasi olabiliyor. Biz hep işte Cumhuriyet gazetesi, Radikal gazetesi, işte şu ciddi. Gazetesi, bu gazetesi okuyoruz deyip ama onun içinde kaç defa görmüşümdür işte magazin haberlerini çevrildiğini falan gazete
gazete kapakları içinde, bu vapurlarda falan siz de giderken görmüşsünüzdür. Meraklıyız da birbirimizi gözetlemeye. Şimdi bunu küçümsemek de doğru değil. Yani üçüncü sayfa tarzı haber, hatta bir yönüyle belki hani düz siyasi haberciliğe oranla daha ciddi bir tarafı da var. Bir kere insana daha fazla değiyor. Yani şimdi siyaset deyince gök kubbe altında söylenmemiş tek bir kelime belki de kalmadı. Yani barış, birlik, eşitlik, kardeşlik, hak, hukuk, yani demokrasi. Evet. Bunlar binlerce kere olmayan ortamlarda söylenip durur. Evet, evet, ama insana daha çok dokunan, yani insan hikayesi dediğin şey zaten tamamen işte üçüncü sayfa haberi. Burada tabii hani sunumla da ilgili bir boyutu var bu işin. Şimdi bir cinayeti çok estetik şekilde de ya da çok soft şekilde de sunabilirsiniz. Bir de üçüncü sayfaya yansıdığı şekilde, hani bizde biraz da onun daha belki sunum şeklinin kaba olmasıyla ilgili de bir durum var. Mesela İngiltere'de, İtalya'da suç konulu dergiler vardır. Yani cinayet haberci ve bunlar çok hani estetik, kaliteli ve hani nasıl desem, hani tam belki çok saygı duyulan, aşırı da değerli görülen şeyler olmasa bile hani gene de kendi içinde bir ciddiyeti ve kalitesi olan şeyler. Ama bizde belki biraz da sunum ya da gazetecilik tarzıyla ilgili bir fark var. Bence o hala tartışılıyor. Ben hatta onunla ilgili bir kelime icat ettim. Etiği senin, kemiği benim diye. Ha evet, eti senin, kemiği benim. Ben türetip etiği senin, kemiği yazdıklarının içinde de var. Var. Hala tartışmıyor muyuz? Yani hani yıllar evvel gazete Habertürk'ün sürmanşetindeydi. Bir kadın kocası tarafından sırtından bıçaklanmıştı hatırlıyorsanız. Ve o bütün çıplaklığıyla gözler önüne sevmişti. O oradan bir tartışma konusu oldu. Evet, hatırlıyorum. Aynen öyle. E hatta işte Aylan Kurdi'nin cesedi kıyıya vurduğu zaman onu biz görelim mi? O bebeği o şekilde görmeyelim. Yani evet, senin söylediğin kısmıyla biz cinayeti de, tecavüzü de, şunu da bunu da daha pornografik hale getirip veriyor olabiliriz. Bütün kanlı, canlı. Ama bu hala burada da bir tartışma konusu ve ben de içinden çıkabilmiş değilim doğrusu. Doğru var mı? Mutlak bir doğru var mı? Ondan da çok emin değilim. Evet Reşat, biraz olduğu gibi kitabına Ece'nin öneri. Bu kitap nereden çıktı, nasıl çıktı, ne zamandan beri içinde yazma duyguları güçlüydü, bunları dinleyelim istersen sen. Şimdi zaten hani 9 yaşından beri bir şekilde sırtımda ben fıkra kitabım ve şiir kitabımla dolaşırım. Sırt çantamda mutlaka bunlar olurdu. Şiir severim diyor. Çok severim. Ve çok okurum. Ondan sonra yaklaşık 11 yaşından itibaren, 10-11 yaşından itibaren sağa sola kelimeler yazmaya başladım. Yani bir şekilde o kelimeler dökülmeye başladı. Daha motive bir şekilde ve disiplinli bir şekilde de işte 24 Ağustos 2013'te Sezen Aksu'yu çok severim. Onun bir konserine gitmiştim. Bizde çok iyi besteciler var ama artık güfte yazarı kalmadı dedi. Ben de kendime iş edindim. 25 Ağustos uyandım yataktan. Böyle bir anda sayfalar uçuşmaya başlar ya, şeyde filmlerde görürüz. Öyle bir anda disiplinli bir yani şekilde yazmışım. Yani Sezen Aksu güfte yok deyince ben de güfte yaratayım. İş edindim kendime yani. Sanki bana söylüyor. Orada bilmem kaç yüz bin tane insana kadıncağız bunu söylüyor. Ben de nedense böyle bir üstüme alındım falan. Oradan da disiplinli bir şekilde. Bir de nereden çıktı dersen Oral abi, işte onu hep konuşuyoruz. Biz suya yazı yazıyoruz. Gazetecilik veya habercilik dediğimiz şey işte 5 sene önce yapılmış. Bırakın 5 seneyi. 5 ay önce yapılmış hangi büyük gazetecilik başarısı veya haberi hatırlayabiliyoruz? Hayır. Dolayısıyla işte öldükten sonra hatırlanmak istiyorsan ya yazılacak bir şeyler yapacaksın ki ben daha yapamadım, ya da okunacak bir şeyler yazacaksın. İşte en azından öyle bir iz bırakmak belki. Bir de şöyle bir Jack Kerouac vardır, romancı, belki sevdiğim bir yazar mı bilmiyorum. Onun şöyle bir sözü var. İnsanlara artık telefonla ulaşmak çok zor. Telefonlarını açmıyorlar ama şiirle ulaşabilirsiniz. Çok diyor, güzel. Kerouac. Evet. Tam Ece'nin hoşuna gidecek çok bir şey. Çok güzel. Aynen öyle. Çok kısa bir mesafe iki kişi arasında şiir hakikaten. Doğru. Peki aslında Sezen Aksu güfte beklediğine göre hiç temasınız oldu mu Sezen Aksu'ya? Bak ben bundan etkilendim Sezen Hanım. Hiç olmadı ama belki ne bileyim buradan duyar. Bence de yani bu vesileyle güfte yazarımız belki içinden güzel şarkılar çıkabilir. Sezen Aksu çok da güzel yapabilir. Burada çok güzel şiirler var. Çünkü evet, çok isterim valla. Yani Sezen Aksu'nun çok iyi bir ozan olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani belki de hiç ihtiyacı yok. O zaten çok daha iyilerini mutlaka yazıyordur. Ama çok isterim, çok çok mutlu olurum. Yani benim için büyük bir ikramiye olur. Evet, buradan o zaman Sezen'e seslenmiş gönderelim, olalım. Gönderelim gitsin, aynen öyle. Gitsin. Peki,
Bunları tabii zaman zaman okuyorsun da, ezberde de okuyorsun, kendiliğinden de okuyorsun. Ben seni çok etkiledi şiirlerin ama bir tanesi arkadaşım Hrant'a ilişkin yazdıklarındı. İstersen onu okuyarak yolumuza devam edelim. Devam edelim hemen. Vereyim ben sana. Tamam, ben tabii ki, tabii ki. Evet Reşat, Reşat da tabii Hrant'ı çok severdi Reşat'ı da. Benim de muhabirliğim, NTV'de muhabirliğim sırasında bir iki kere temasım olmuştu. Dünya çok kaba ve çok hoyrat bir yer gerçekten. Çok zarif kalmış, kalabilmiş insanlardan biriydi. O anlamda çok uyumlu değildi hakikaten dünyanın bu kabalığıyla ve hoyratlığıyla. Aykırı bir adamdı. Evet ve çok zarifti. Onu sevgiyle analım bu şiirle birlikte. Hrant'ın ardından şiirin adı, evet. Şarkıları onun dualarıydı. Her gün beş vakit söylediği, kilometrelerce yol kat etti. Kanatlarına yükledi. Tek bir güvercin yeterdi. Açtı ellerini, uçurdu. Arşa varsın diye kutsal bestelerini. Gel gelelim, yükte ağır, pahada ağır dilleri, avaz avaz vicdan güfteleri göğe uzanmaya yetmedi. Koskoca insanlık bir güvercin etmedi. Barışa kol kanat geremedi. Koskoca insanlık bir güvercin etmedi. Tabii güvercinleri vurmazlar diyor son yazılarından birinde diyordu Hrant. Bir güvercin vurduğu için o çok güzel bir gönderme olmuş. Koskoca bir insanlık bir güvercin etmedi. Evet. Evet. Evet Reşat. Şimdi moderatörlüğe geri dönelim. Onunla ilgili bir soru soracağım. Moderatörlüğü bir spor dalına benzetecek olsan, hani senin sporcu geçmişin de var. Evet. Spor sunuculuğu da yapmışlığım var. Bir de Caddebostan'da atletliği var. Caddebostan'da aynı bazen rastladığımız da oluyor. Mümkün. Moderatörlüğü bir spor dalına benzetecek olsan hangi spor dalına benzetirdin? Şimdi tenis ve satranç derdim. Fakat Oral abi o konuda beni uyandırdı. Masa tenisi. Yani masada oturuyoruz ya, hakikaten pimpon. Tık tık tık. Yani o hız, o sürat, işte söylenenin yanında söylenmeyeni de dinleyeceksin falan. Yani dinlemek etken bir şey, edilgen bir şey değil aslında. Bazen konuştuğundan hızlı düşüneceksin. Bazen düşündüğünden hızlı konuşacaksın. Bravo. Ve bu da masa tenisi diyebilirim. Bugün de geldiğim noktada. Evet, şöyle de şiirle tenis arasında paralellik kuran bir yaklaşım da var. Ne diyor? Kafiyesiz şiir arada ağ olmayan tenis maçına benzer. Güzel. Bense. Çok güzel. Çok güzel, evet. Yani çok, kendi uyumunu kendisi sağlıyor. Kendisi. Herhangi bir şey ölçü olmadan. Zaten ses, nefes ve imgenin mükemmel bir birleşimi bana sorarsanız şiir. Ben zaten kendimi bu arada şair demiyorum. Benim kelimelerim var. Kelime işçisiyim diyorum. Daha şair olmak için çok var. Ama şunu söyleyebilirim. Ne kadar çok gerçek şiir varsa o kadar çok gerçek kural var. Yani aynen öyle. Kafiye ve uyak ve bilmem ne, bunları çok aşmış bir mesele şiir işte, dediğim gibi. O yüzden orada size o duyguyu ne kadar hissettirebiliyor, geçirebiliyor, bütün bunlar için başka bileşenler de gerekiyor. Dolayısıyla gerçek şiir dediğiniz andan itibaren o kadar da çok gerçek kuralı var. Kelimeleri serbest bıraktım diyorsun ön sözde, değil mi? Böyle, İşim kelimelerle, bir nevi kelime işçisiyim hali hazırda. Ve sonunda bir yerde de diyorsun ki tutuklu kelimeleri serbest bıraktım. Ne demek bu? Şu demek, bir kere çok birikti. İşte dedim ya, 10 yaşından 11 yaşından beri sağa sola kelimeleri saçıyordum ama bizim söyleyebildiklerimizin yanında sustuklarımız var habercilerin. Bu her yerde böyle. Onlar birikti. Yani çünkü insansın ve duyarsızlaşamıyorsun ve burası o anlamda acının da çok fazla. Çok sert bir ülke. Çok sert bir ülke. Çok sert. Yani bu topraklarda en az sevinç kadar belki daha fazla acı çok yaşanan bir duygu. Onlar kelimeye dönüşüyor. İşte kelimeler mısralara dönüşüyor. Onlar kıtalara dönüşüyor. Bir şekilde akıp gitmesi, o zehrin bir şekilde akıtılması gerekiyor. Vücuttan tahliye edilmesi gerekiyor. O yüzden yoksa sağa sola saçılıyor yani o kelimeler. Dünya genelinde şiirin şöyle de bir özelliği olduğu söylenebilir. Çok yazılan ama az okunan bir tür. Çok yazılan, az okunan.
Ama evet. Yani ben bunun çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Hani yeni şairlerin okulu, tamam hani klasik şair diyelim herkes. Yani Yahya Kemal mesela. Yani herkes kendi ülkesinin klasik şairlerini diyelim, bir İtalyan Dante'yi bilir, işte bir Alman Goethe'yi bilir. Bu ayrı bir şey ama benim dediğim hani yeni basılan şiir kitapları için. Daha çok şiir yazılır. Hani dünyada hala çok şiir kitabı yayınlanıyor ama daha çok yayınlamaya yönelik, hani okumaya yönelik bir tür değil o kadar artık. Öyle diyorsun. Ne diyorsun? Şöyle katılıyorum. Hakikaten ilk ben işte bu fikir ortaya çıktığında ve Boyut Yayın Evi ile ve işte Bülent Özükan'la bir araya geldiğimizde o da beni bu konuda uyardı. Türkiye'de şiir hiç okunan bir şey değil dedi. İyi bir şair, daha doğrusu okunan bir şair olmak istiyorsan ölmen gerekiyor dedi. Türkiye'de gerçekten, gerçi Gülten Akın'dan sonra en az şairler ölür diyoruz ya hep. Evet. Aslında en az şairler ölür. Az önce sen de söyledin, iki kişi arasındaki en kısa mesafe. Fakat her şey gibi yitip gittikten sonra kıymetini bildiğimiz bir şey. Edebiyatın çok ekonomik bir formu aslında. Söylemek istediğiniz en çok şey, ben aslında en çok şey en kısa zamanda sana söyledim diyor ya şair. En yoğun, en kısa şekilde geçirebilme yöntemi. Ama garip bir şekilde Türkiye'de şiir çok okunan bir edebiyat türü değil. Ama milletimiz şiiri sever. Çok sever. Alıntılamayı sever. Evet. Aforizma çok severiz. İkincisi şiirlerden dörtlükler okumayı çok severler. Severiz, evet. İşte siyasetçilerimiz de yapıyor. Yani Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan sürekli şiiri kullanıyorlar konuşmalarında. Kullanıyorlar. Gidip de satın alınan, yani kitap evinden ben şu şiir kitabı almak istiyorum deme durumu çok yaygın anladığım kadarıyla değil. Ama bu işte Twitter'la yeni şeyle sosyal medyayla artık herhalde o aforizmalar, dörtlükler paylaşıla daha yaygın. Şimdi aforizma dedik. Şöyle de bir aforizma buldum bu programa hazırlanırken. Şaire yardım teklif etmek kuşa pervane teklif etmek gibidir. Senin güzel ama yardım teklif etmekten kastın ne? O zaman ben de sana onu sorayım. Evet. Yani hem şiirin içeriği anlamında belki olabilir ya da işte insanlara ulaşması, tanıtımı bu anlamda. Hani kendine seni etkileyen ya da böyle ilham aldığın kişiler oldu mu? Vallahi şairler arasında çok fazla var. Yani işte Lorca'ya hayranım, Baudelaire'e hayranım, işte Furu'ya hayranım, Orhan Veli'ye, Özdemir Asaf'a. Ya da yaşayanlar için de. Yaşayanlar için Atol Behramoğlu'nu çok severim. Atol Behramoğlu güzel. Çok çok severim. Murat Anmungan'ı çok severim. Çok okurum. Murat Anmungan'ın yalnız bir opera şiiri tabii. Değil mi? Çok mükemmel, mükemmel. Mesela Murat Anmungan da çok fazla kurallara, işte az önce söyledin ya uyak kafiye falan, o meselelere kafiyeleri çok fazla önem veren bir şair değil. Ama müthiş geçiriyor duygusunu yani, değil mi? Tabii tabii. Ete kemiğe bürünmüş. Evet, şimdi biraz programın formatına, kuşak farkına dönelim. Dönelim. Yani bizim haber, sen şimdi bizim kuşaklardan sonraki yeni kuşağın önemli habercilerinden birisin de bir sürü değişimi de bizzat yaşadığın habercilik döneminde yaşıyorsun. Evet. Neler oluyor? Yani şimdi ben işte biraz önce sohbet ederken anlattım. Bizim için mesela faksın icat edilmesi bir devrim olmuştur gazetecilikte. Halbuki şimdi faks artık hiç kullanılmayan bir araç haline dönüştü ve çok kısa bir süre içinde bu hale döndü. Aynen öyle. Yani ışık hızıyla gelişiyor her şey. İşte o yüzden de en kalıcı şey geçicilik. Yani gün içinde saatlerle artık o teknolojik yenilikleri sisteme adapte etmek, entegre etmek artık saatlerle yarıştığınız bir şey haline geldi. Dolayısıyla çok fazlası bile yetersiz kalıyor. Temponun da, teknolojinin de mesela eskiden patronlar koridorlarda yavaş yürüyen gazeteci istemezmiş. Hani hızlı hareket. Şimdi az önce Reşat'ın söylediği gibi hızlı düşüneceksin, hızlı konuşacaksın. Şöyle şeyler değişti. Şimdi bir kere artık sosyal medya dediğimiz şey hayatımızın tam da ortasında. Biz anamızla babamızla konuşmadığımız kadar belki de işte bilgisayar ekranının önünde bir kendi tanımadığımız evet, dünyayla. Dünyanın herhangi bir yerinde. İki, yine sosyal medya dolayısıyla gençlik çok fazla sistemin içinde. Çok etkili olabiliyor. Çok etkili olabiliyor. Dolayısıyla onlara yetişebilmek adına da siz devamlı bir yenileme ve işte yeni görüntü, yeni bilgi, yeni işte şey arayışındasınız. Bir de eskiden açalım. Güzel kraliçelerini belki daha çok spiker yapıyorlardı. Şimdi biraz hala daha yapıyorlar. Ama biraz da hani onun ötesinde mücadeleci insanların da dinamik. Daha mücadeleci, daha dinamik. Hani sırf güzellikle de artık, değil mi?
Ben hep şey derim, güzellik bizden önce izleyiciye ulaşan bir tavsiye mektubudur. Ama sadece o kadar. Çünkü temelinde dediği gibi güzellik geçicidir. Yani şöyle bir şey. Evet, zaplarken televizyonu karşınızda güzel birini gördüğünüz zaman kala kalıyorsunuz. Ama onun ömrü 3 saniye mi 5 saniye mi, işte algının o güzelliği size getirdiği ve sizin de o güzelliği kapınızdan içeri veya evinizden içeri aldığınız kadar. Ama sonra o ağız açıldığı zaman ve işte fikirler, sözler, bunlar artık insanlar öyle eskisi kadar izleyici edilgen değil. İzleyici böyle sırtını koltuğa dayayıp izlemiyor. Sosyal medya dolayısıyla çok işin içinde, çok interaktif gelişiyor her şey. Muhtemelen sizin o anda telaffuz ettiğiniz, söylediğiniz bir şey sizden önce duymuş oluyor bir haberi. Yorumlamış bile oluyor ya da yorumlanmışını görmüş oluyor. Hep yeni şeyler söylemek lazım, cancağızım durumundayız. O yüzden de güzellik dediğim gibi sadece bir tavsiye mektubu ama o kadar. Yani gerek şart ama yeter şart değil. Yani şöyle diyebiliriz, sonuç olarak televizyon görsellikle ilgili bir alan. Görselliği olması gerekiyor. Gerekiyor ama o yetmiyor. Yetmiyor. Yani şimdi görsellik de biraz göreceli, göreceli ve sunumla ilgili bir şey. Mesela ben İtalyan İspanyol kanallarını çok takip ediyorum son dönemde. Mesela çok güzel bulduğum bir kadın sunucu vardı. Hangi İspanyol İtalyan? İtalyan kanalında. Sonra ben böyle tabii ilgimi çeken insanları da Google'da ararım, Wikipedia'da ararım falan, baktım 60 yaşının üstünde çıktı. Ama hani benim kafamda düşündüğüm hani 35, 40, hani biraz da belki televizyonculuğun tekniğiyle de ilgili bir tarafı var bunun. Televizyonculuğun tekniği derken tam olarak ne demek istediğini anlatayım. Yani diyor ki şimdi 60 yaşındaki kadını 35 yaşında algılatabiliyor televizyon. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani Türkiye'de henüz o kadar belki değil ama mesela İtalya'da, İspanya'da bunu ben çok görüyorum. Yani 60 yaş üstü bir kadın ama çok gayet genç, parlak, pırıl pırıl hani. İlginç. Algı gerçekliktir bir. İkincisi zaten kadının güzellik ve şeyi de değişti. Artık bu estetik cerrahlarla falan konuştuğunuz zaman diyor ki işte Monica Bellucci'lerden, Nicole Kidman'lardan sonra kadının en zirve yaşları 40'ından sonra zaten başlıyor diyor. Sharon, şimdi biz Türkiye, Sharon Stone örneğinden sonra. Şimdi biz Türkiye'de raf ömrümüzü normalde işte 35 yaşında 40 yaşında dolduruyoruz gibi bir imaj var. Türk kadınları ve ne kadar muhabirlikten de gelsen, ne kadar altını doldursan da işte görsellik anlamında böyle bir anlamı var. Ama erkeklerde böyle bir dert yok. Yok. Ama artık o literatür değişmeye başladı. Değişmeye başladı. Evet. Kadınlar için değişmeye başladı. Erkekler için değişen. Erkekler için zaten öyleydi. Ama kadınlar için de güzelliğinin nirvanasını işte 40'larında ulaşmaya başlıyor diye iyi haberler var. Bu da kuşak farkı olarak üzerinde konuşulabilecek bir yeni durum. Durum aynen öyle. Meghan Mary Kelly diye bir Amerikalı sunucu var, moderatör. 45 yaşında ve bir dergi tarafından da dünyanın en etkili 100 kişisi arasında değerlendiriliyor. Bu kadının bu seçim kampanyası nedeniyle Donald Trump'la çok büyük bir polemiği olmuş. Hatta Donald Trump taraftarları kadını tehdit etmiş. Donald Trump'ın üslubunu cinsiyetçi bulmuş bazı açıklamaları nedeniyle. Twitter'da çok birbirlerine girmişler. Şimdi şu açıdan bunu sormak istiyorum. Şimdi moderatör... Hani bu bir denge konusunda bir tahterevalli örneği verebilirim ancak. Hani sevdiğim bir karikatür vardı. Bu kadın erkek ilişkisi için, insan evet, ilişkisi için. Evet, şiirlerinin birinde de var tahterevalli. O esinlenmişlik evet. Aynen öyle. En ideal ilişkiden bahsediyor. İşte tahterevalli ortada duruyor. Ki çok zordur yani dengede duruyor. Bu denge meselesi bir kuyumcu terazisi dengesinde olmak durumundasın. Çünkü insanların hassasiyetleri ve ideolojik duruşlarına göre. Kaldık ki Türkiye'de seçmeni ideoloji çok fazla yönlendirebiliyor. İdeolojik duruşlarına göre işte fili gözünü kapatıp da neresine dokunduğun örneği vardır ya, böyle bir hassasiyeti var. O konuda denge çok, ama taraf konusunda çok haklısın. Tarafsız olmak hani mümkün bir şey değil. Eğer gazete fikir üreten bir insansan, okuyan bir insansan bir tarafın iyi kötü oluyor, ama yanlı olmak başka bir şey. Yani o iki kelimeyi birbirinden ayırmak angaje lazım. Olmak. Angaje olmak, yanlı olmak başka bir şey. Bir de moderatörlerin kendileri de artık bir siyasi figür gibi algılanıyor. Hani mesela bu Ahmet Hakan olayını düşünelim. Yani sanki bir, değil mi? Bir hani de olayın dışından haberi paylaşan kişi olmanın ötesinde kendisi belki moderatörün bir siyasi parti gibi hayatın içine giriyor.
Bazen evet. izleyici de onu bekliyor sunuculardan. Evet. O, yani hem köşe yazarlığında da benzer bir evet. problem var. Bu özellikle kutuplaşmanın çok sertleştiği toplumlarda, bizim toplumumuzda son dönemde bu çok oldu. İzleyici, okur, seni bir takım kendi tutar takımının gibi oyuncusu olarak görmek ya da, istiyor. Aynen öyle. Aynen. Türkiye'de kadın sunucu sayısı giderek artıyor ve çok başarılı kadın sunucularımız, kadın moderatörlerimiz oluştu. Bu tabii aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında medyadaki dengesizliğin de bir şekilde karşılığı olmaya başladı. Yani kadınlar bu konuda ayak diremeye ve bir mücadele başlatmaya başladı. Bu aynı zamanda kadına şiddet konusunun da daha çok haber olarak gündeme gelmesinin bir etkisi var mı diye düşünüyorum ben şahsen. Muhakkak var. Yani kadınların televizyonda ve gazetelerde etkili olması aynı zamanda kadınların yaşadığı sorunların daha fazla gündeme gelmesinde bir rol oynuyor herhalde. Muhakkak, yani kadın faktörüne bir kere çok daha fazla dikkat çekiliyor. Hani bu olaylar hep arttı mı diye soruyoruz. Hayır, bu olaylar artık daha fazla haber oluyor. Bu olaylar daha çok hep toplumun artık gündemine geliyor. Gündemine geliyor. Ve kadın o anlamda belki iade itibar mı diyelim. Veyahut da orada işte hala orada da bir etik tartışma var. Pozitif ayrımcılık demeyi sevmeyen kadınlar var. Kadına pozitif ayrımcılık şart diyen kadınlar var. Ama ben pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anca öyle dengeye gelebilecek. Aynen öyle. Kadın faktörü daha cümle içinde işte özne olmaya doğru ilerliyor. O hani Sarkac'ın salınımında tarih sanki kadınlar, o Sarkac kadınların üstünde şu anda, kadınların dönemi gibi bir durumu var. Çünkü kadın aynı zamanda birkaç şey, yani sezgilerini de, vicdanını da, işte aklını da, eşitlikçi duygular, bütün bunları da devreye sokabilen bir mekanizması var kadının, kapsayıcılığı, anaçlığı dolayısıyla. O yüzden medyada hakikaten rollerinin artması iyi de oluyor bana sorarsanız. Yani ben bakıyorum, izliyorum mesela televizyonlarda son dönemde kadına şiddet konusu bizzat kadın sunucular, kadın moderatörler, kadın editörler tarafından çok fazla gündeme getiriliyor. Ve bir mücadele konusu haline geliyor. Aynen öyle. Etkisi oluyor. Aynen. Sonuç ya belki oluyor. Anında aynen. etkisi olmuyor ama uzun vadede toplumsal bilinci etkiliyor. Yok, anında etkisi olan hikayeler de işte mesela Manisa valisi olayında yaşadığımız gibi. Manisa valisi olayı çok enteresan bir şeydi. Yani işte program öncesi konuşuyorduk ya, toplumda evet kutuplaşma dönemi 7 Haziran'la 1 Kasım arası özellikle çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ama işte yüksek tepeler, zıt tepeler gibi düşünecek olursak işte uçurumlar birleştiriyor yüksek tepeleri. Yani biz ne zaman ki böyle bir kriz anına geliyoruz, bir ayrımcılık, bir ötekileştirme anına geliyoruz, uçurumun kenarından dönüveriyoruz bir şekilde. Manisa örneği de tam da bu. İki tarafın birbirine ne kadar kolay aslında empati kurabileceği, vicdan ve insan ortak paydasında buluştuğu andan itibaren birbirinden özür dileyebildiği bir örneği yaşıyoruz değil yani mi? Yani şu yapılan açıklama üzücü bir açıklama, fakat arkasından gelen özür de toplumdaki duyarlılığın bir şekilde yeni baştan topluma iade edilmesi. Aynen öyle. Benzer bir şeyde aynı bir kadın sanatçı geçen gün, yine birkaç gün önce benzer bir şekilde, o da başka bir yönden kadınları yine üzen, onlara olumsuz, rencide eden bir rencide şey söyledi. Bir açıklama yaptı. O da özür diledi. Evet. Ve ne kadar hata yaptığını çok güzel anlattı. Evet, yani o özür dilemenin erdemine yavaş yavaş ulaşmaya başladık. Çok güzel örnekler. Yani kadın tabii. konusundaki duyarlılığın artmasıyla birlikte aslında Türkiye demokratikleşiyor bir yönüyle baktığımız zaman. Türkiye empati yapmasını öğreniyor. Ya yavaş yavaş, yani çok da aşırı iyimser. Reşat, aşırı iyimser bak. Yok, ama bunları iyimserlik olarak öne çıkaralım ki evet. artsın. Şey, Latince festina lente diye bir laf vardır. Yavaş yavaş acele et diye. Aynen. Çok hoşuma giden bir. İkinizi birleştireyim ben de ortak paydada moderatör Almancası olarak. Da yavaş ona. Yavaş acele edin. Langsam aber sicher diye Almancası da vardır. Yavaş şimdi, fakat güvenli. Güvenli. Peki moderatörlüğün sırasında hiç unutamadığın bir, galiba bir röportajında öyle bir şey geçiyor. Birisi seni çok güldüren bir espri yapmış. Evet, Eser Karakaş. Neydi o espri? Şimdi espri, şimdi onu bir bütün olarak düşünmek lazım. Ben bu şeyleri, mizah dergilerini çok alırım, çok okurum. İşte Penguin'iydi, Uykusuz Uydu, şu daha evvel Leman'dı, şuydu buydu falan. Daha gün içinde, o program olmadan evvel gün içinde bir kadın karısına gidiyor ve diyor ki ben mi daha yakışıklıyım yoksa
Brad Pitt mi daha işte küfürlü bir şey söylüyor? Ben mi daha yakışıklıyım yoksa Brad Pitt mi daha işe yaramaz işte başka bir şey söylüyor, ama şimdi onu burada telaffuz etmeyeyim. Böyle bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Yani böyle bir çok komik bir karikatür vardı. Neyse. Akşamında Eser Karakaş, anayasa konuşuyoruz. Daha referandumdan önceydi. Yani 2010 referandumundan önceydi. Bu anayasa işte böyle parçalı, orasından kes burasından biç mi olmalı, yeniden yazılmalı mı? Bu 12 Eylül Anayasası. Bunu konuşuyoruz. Eser Karakaş da dedi ki, ben dünyanın bütün cerrahları gelse, en iyi estetisyenleri gelse benden Brad Pitt çıkmaz dedi. Güzel. Yani anayasa diyor ki baştan yapılması gerekiyor. Hani bu saatten sonra değiştirmekle orasından burasından çıkacak. Bu örneği verdi. Ama sabahleyin o karikatürü görüp, şimdi tabii anlatamadığım için tam etkisini, ama ondan sonra akşam Brad Pitt örneği ve Eser Karakaş'ın böyle yapması falan bayağı güldürmüştü evet, beni. Evet, hoş bir, güzel bir evet. Hikaye. Peki biraz da aileye geçelim. Senin baban biliyoruz daha önce televizyoncu olmanı istemedi. Epeyce bir mücadele geçti aranızda. Bir televizyon kanalının genel müdürüydü değil mi? Evet. Sen onu konuştuk zaten daha önce. Sektöre girdiğinde. Baştan işte. Evet. Peki şimdi nasıl karşılıyor? Nasıl pederle aranız? Yani televizyon işine iyi ki girmişsin kızım, ben sana iyi ki engel olmamışsın dediği oluyor mu? Her insan kendi yanlışını yapmak istiyor diyor. Yine devam ediyor yani. Devam ediyor, aynen öyle. Herkes öyle koçbaşı şöyle gidip bir kapıya şöyle bir toslamak istiyor. Özellikle evlatlar böyle annelerini babalarını dinliyorlar ama kendi bildiklerini okuyorlar. Şeyi biliyor, ben çok o anlamda naif, duygusal bir yapım var. Bizim sektöründe çok sert yanları, çok köşeli yanları var. Çok insanı hoyratça şey yapan yanları tahrip eden yanları var. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman evet, yani benim bünyemi zorlayacağını öngörmüş. Ama öbür taraftan da senin işinmiş bu diyor. Yani hakikaten geldiğimiz yer, bugün onunla en azından buluştuğumuz yer, uzlaştığımız yer orası. Yani bu seni hakikaten görüyorum. İşin hobin işin olmuş yani. Çok o enerjiyi senden alıyorum diyor. Doğru bir şöyle iş. De bir söz var. Boks insana hem burnun kırılganlığını hem şansın kırılganlığını öğreten bir spordur. Aynı şey televizyon içinde geçerli. Televizyon içinde geçerli. Burnun da kırılıyor, kafan da kırılıyor. Şans faktörü çok önemli. Evet, doğru zamanda doğru yerde olmak. Ama işini sevmek de bir o kadar önemli. Valla galiba bütün bunların sonunda, topladığında, çarptığında falan ben de kendimi... Belki evet, yazma, yani yazıya ait bir insan olabilirim. Belki bugün bunu söyleyebilirim ama televizyonculukta yapmam gereken, o tekamülümde benim geçmem gereken yerlerden bir tanesiymiş. Onu sen diyebilirim. Bence zaten olabilecek başarıların hepsini yaşadın, yaşamaya devam ediyorsun ve sana bu konuda başarılar dileriz ve başarılı olduğundan, arkanda çok güzel başarılarla birlikte yoluna devam ettiğinden de eminiz. Çok teşekkür ederim. Peki annen ne diyor? Annem ne diyor? Ya annemle ilişkiniz nasıl? Nasıl yürüyor? İşte annemle en son birlikte bir tatile çıktık. İşte kuşak farkı program. Oradan belki konuşmak lazım bu meseleyi de. Tatile çıktık. Orada baktık işte anneler babalar çocuklarına, işte önünde her çocuğun bir iPad var. Ya o iPad'de oyun oynuyor ya Google'da bir şeylere bakıyor falan filan. Dedi ki evladım, yani eskiden sen bu yaşlarda, ki bir çocuktan öğrenebileceğin 3 şey varmış. Birincisi sebepsiz yere mutlu olmak. Bir tanesi her zaman oyalanacak bir şey bulmak. Bir de üçüncüsü de istediğin şey için sonuna kadar diretmek. Şimdi bunlar çocuklarda olan şeyler. Bir de hayal gücü tabii, yani sınırsız bir hayal gücü. Şimdi artık bu internetten şundan bundan o hayal gücüne yer kalmadı odada. Herkes oradan, evladım diyor, eskiden sorardınız ve işte bir cevap alırdınız bizden. Şu kim bize, baba, şu kim, anne, o ne, hani çocuğun o 5-6 yaşları evet. Vardır ya, her şeyi sorduğu ve merak ettiği. Onun cevabını bizden alırdınız ve dolayısıyla bize acayip saygı duyardınız bundan dolayı. Şimdi bakıyorum diyor, anne babalar sadece çocuğu işte yemeğini veren, karnını doyuran,
işte altını değiştiren yardımcılar olarak kaldı. Her şey kuşaklar böyle değişti. Şeyden soruyorsunuz, Google'dan, internetten öğreniyorsunuz falan, anne baba ilişkileri. İş konusunda da o da çok yani iletişimle ilgili bir şey. Zaten bana hamile olduğunu öğrendiği gün, yanlış hatırlamıyorsam, Oriana Fallaci'nin doğmamış çocuğa mektuplarını okuyormuş. Tam onu okurken acaba bu dünyaya çocuk getirir mi getirilmez mi, ki Oriana Fallaci de çok anarşist bir röportajcı, gazeteci ve iyi bu bir işin öncülerinden. Müthiş bir kadın. Tam onu okurken hamile kaldığını öğrenmiş. Zaten diyor belliydi, adam olacak çocuk. Senin bu işi yapacağın belliydi diyor. Onun için o da yaptığın işten mutlu yani. Mutlu. Seni izliyorlar mı? İzliyorlar. Mesela böyle hiç program sonrası sohbetleriniz oluyor mu? Bu nasıl oldu anne, bu nasıl oldu baba diye sohbetleriniz oluyor mu? Oluyor. Ben tek çocuk olmama rağmen aslında senin gibi annemle babam benle ilgili acayip acımasızlar. İkisi de acımasız birer eleştirmen. Hiç gözümün yaşına bakmıyorlar. Hiçbir zaman bizim kızımız kraliçe, bizim kızımız prenses hiç olmadı hayatımda. Onu hiç yaşamadım. Onu niye öyle yapmadın, bunu niye eksik bıraktın, niye böyle yaptın, hafif göbeğin çıkmış, kaşlarını niye çattın falan derken, yani sıfır coca ikisi de. Otur sıfır devamlı, ama gene de ben onlara sormaya devam ediyorum. Yok tabii. Öyle olması daha iyi belki de. Kamçılıyor. Tabii bir de yani senin kendince görmediğin veya başkasının söylemediği şeyleri cesaretle yüzüne söyleyen birilerinin olmasının faydası var. Peki Deniz, eşin? Eşim de çok sert bir eleştirmen ve çok acımasız. O da tabii çok, bir de onun beklentisi de çok yüksek. Yani o gözünde aynı, beni aynı, bir yer, aynı işi yaptığınız aynı için. Aynı işi yaptığımız iş için. Bu işte tabii o benden de tecrübeli. Çok eskisi yani CNN Türk neredeyse Deniz'in üstüne kuruldu gibi, evet, bir durumu var. Hem o yüzden hem çıtası çok yüksek bana dair. Hep o da bir eksikler, noksanlıklar bulur ve mutlaka da yüzüme vurur. Ama iyi oluyor. Bunların hepsi sonuçta bundan bir şikayetim yok diyorsun. Yok. Bunlar hepsi, yani bütün bu krizlerden bir fırsat çıkıyor hakikaten. Sonunda iyi bir şeye evriliyor. Ne oluyor Reşat? Şimdi şöyle bir söz var. Ben gene klasik sözlerden gideyim. Eskiden televizyon siyah beyazdı. Şimdi ise çoğu insanın düşünce tarzı siyah beyaz. Çok güzel. Doğru. İşte az önce kutuplaşma dedik. O bir biçimde kolayımıza geliyor. Yani aslında André Gide'in bir lafı vardır. Gerçeğin rengi gridir diye. Yani ve gerçeğin rengi bazen gerçekten de gri. Ama siyah ve beyaza kaçmak kolayımıza geliyor. O zaman işte o kutuplaşma dediğimiz mesele, yani bir takımı tutmak veya işte tamamen kendimizi bir tarafa, bir partiye veya bir şeye, bir insana angaje etmek bir biçimde bir güvenli liman hissi veriyor. Evet. Oysa ki fırtınaların ne kadar şiddetli olacağını bilse de martı her zaman o açık denizlerde evet, yüzmeyi sever. Yani zaten anchor woman kelimesi de gemi imgesinden geliyor değil mi? Anchor man, anchor woman. Anchor bir geminin demir atmasını tanımlıyor. Evet. Şipa. Evet. Çapa. Evet. Deniz çapası, anchor. Evet, evet, oradan geliyor demek ki. Evet. Ben onu bir düşünmüyorum. Deniz imgesi çoktur. Jimi Hendrix'in de mesela bu işte bizdeki geçicilik, yani biz televizyon camiasında çok geçiciyiz aslında hep diyoruz ya. Ve işte kumdan kaleler er geç denizde erimeye mecburlar falan gibi böyle bir Jimi Hendrix'in de şeyi vardı. Yani deniz imgesi çok vardır bizim meslekte. Senin şiirlerin birinde de denizli bir şiir var. Evet. Evet, bende de var. Hemen açayım. Bulalım diye o deniz. Onu da bulalım o arada. Tabii şey, biliyorum ki Reşat beni sıkıştıracak, gene bir şeyler buldu orada. Onlara bakıyor arada. Seni de bekliyorum Reşat. Hazırım sorularını. Hemen bulayım o arada onu da. Ha, ben şu konuyu aslında... Deniz insanı azgın dalgalarının kucağına alır da öyle korur. İnsan boğulursa ancak sığ mutsuzluklarda boğulur. Bir de şey var, bir şiirinin birinde de denize düşen yılana sarılır, ben yılana düştüm denize sarıldım, evet, diyorsun. Ne demek istiyorsun? Çok zor bir, az önce dedin ya Oral abi, yani çok sert bir ülkede yaşıyoruz. Buradaki yılan imgesi
çok sert, çok biz insan olarak da kendimizi hep mutluluklarda kaybedip acılarda bulan da bir yapıya sahibiz. Yani acılardan da beslenen de bir insan malzememiz var. Sert bir ülkede yaşıyoruz. Yılan imgesi o. Yani sert bir döneme dünyanın kendimi çok... denizde koruyorum diyorsun. Evet, aynen halbuki öyle. Halbuki denize düşen yılandan medet umarken medet biz umar. Yılandan o kadar korkuyoruz ki deniz evet. bile bizim için sığınılacak bir liman haline dönüşüyor. Burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi toplumsal psikolojinin belki biraz yumuşatılması ya da renklendirilmesi bağlamında televizyonlar daha yumuşak, daha tatlı renkler kullanabilirler. Kullanıyorlar zaten. Yani ben İtalyan, İspanyol, Fransız televizyonlarına baktığımda mesela daha fazla mor, daha fazla pembe, daha fazla mavi, daha fazla kırmızı ve daha bunların parlak. Hani insanı sakinleştirici tarzda kullanıldığını görüyorum. Ciddi haber programları dahil. Ama bizde mesela bu tarz hani hayatın bu görsel anlamda renkli televizyon, tatlı televizyon dili sadece eğlence ya da kadın programları için düşünülüyor. Şimdi galiba, ama haberlerde değişmeye başladı. Değişmeye başladı evet. Galiba senin gibi onu diyecektim. İtalya'da İspanyol televizyonlarını daha çok izlemeye başladı kanal yöneticileri. Yavaş yavaş başladı. Biz hakikaten izleyiciyi çünkü sizden önce o renkler bir şekilde algısına yetişiyor, ulaşıyor izleyicinin. Dolayısıyla daha fazla o renkleri kullanmaya başladık. Kırmızı meselesinde şöyle bir şey var. Kırmızı daha demekmiş. Yani kırmızı pekiştireç. Bize onu öğretmişlerdi. Ekrana çıktığında o gün öfkeliysen, bir şeye kızgınsan veya negatif bir enerji varsa kırmızı onun altını çizermiş. Veya tam tersi daha işte mutluysan, keyifliysen onun da yani pekiştireç anlamındaymış. Pekiştirmek. Kırmızı riskli bir renktir ekranda kırmızı. Yani bilmiyorum, öfkeyi de üzerine çekebilir. Tam tersi işte iyi bir enerji varsa onu da altını çizebilir, pekiştirebilir. Evet, programın sonuna doğru geliyoruz. Bir şiirle bitirelim istersen. Tamam, bitirelim. Ben hangisiyle bir tane bitirelim? Dil Yarası diye bir şiir seçtim. Ne dersin? Olur, çok da güzel olur. Memnuniyetle. Bu hakikaten dil yarası çok evet, önemli. Evet, biraz şey de yapabilirsin. Belki bir iki cümle. Yani söz hakikaten en büyük büyü. Hep onu söylüyorum. Robin Williams bu dünyadan göçüp gitmeyi tercih ettiği zaman kendi kendine onun işte birazcık ben de hayatına baktım. Senin gibiyim ben de etkilendiğim insanları mutlaka hemen takip ediyorum. İşte şey yapıyorum hayat kimdir, hikayelerini neyin kimdir neyin nesidir falan. Aynı gün doğumluymuşuz bir kere 21 Temmuz Robin Williams'la. Kim ne derse desin diyor bazen bir görüntü. Bazen bir söz, bazen de bir fikir dünyayı değiştirebilir. Öyle bir yine iyimserlik içinde. Şiir gerçeğin zaten. Pazar giysileri giymiş halidir. Çok güzel. Pazar günü giysileri giymiş halidir. Halidir. Aynen öyle. Evet, şöyle yapalım. Biz veda edelim. Sen şiiri oku. Veda tamam. Edelim. Memnuniyetle. Evet değerli izleyiciler. Reşat Çalışlar'la Kuşak Farkı'nı bu pazar Ece Üner'le yaptık. Ve Ece Üner'in Ece Üner programı bir şiirle bitiriyor. Evet, buyur Ece. Çok teşekkür ediyoruz önce. Ben çok de size sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sizi hakikaten çok çok seviyorum ve çok keyif alıyorum. Böyle sanki hani evimin salonunda. Sohbet ediyoruz. Evet, sohbet ediyormuş gibi ki çok biz nadir insan yaşayabilir o duyguyu. İkinize de çok teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu keyifli vakit için. Dilin kemiği yok sözü var. İz bırakmadan yaralar. Şakaklardan girer, zihne isabet eder. Aklı bozguna uğratır da yüreğe mıhlanır kalır. Cellattır, soğukkanlıdır. Ne silah, ne kılıç, ne ok, eser yok. Lakin yontmakta ustadır. Kanattıkça kanatır. Senden enkaz yaratır. Ne zırh, ne kapı, ne duvar, ne çaresi var. Kuşattığı kaleyi mutlak fetheder. Öylesine kemiksiz bir zafer. Çünkü dilin kemiği yok, sözü var. Olanca ağırlığıyla kalpte atar, o son nefese kadar.